bilinçaltında sakladığı ama bir türlü dışa vuramadığı şeyleri imgeler. Bulunduğumuz yörük boyu da kayı boyuna ait bir sarı keçili. Bu da bir işaret. Tabii bu benim ele almama sebep olacak bir işaret. Gibi anneannem dedi ki artık senin bazı şeyleri benden alman gerekiyor. Yani. İnanmak birinci işaret, en temel işaret. Hayat güçlü olman gerektiğini, işte herkese de çok güvenmemen gerektiğini böyle sert bir şekilde gösterdi. Yani bu aslında kişi kendini şifalandırırsa herkes şifalanıyor. Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarına konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Eda Özçelikbaş. 1985 yılında Mersin'de Yörük bir aileye doğan Eda, önce turizm ve rehberlik okudu. Ardından Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümünü ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Son olarak sanat ve yeterlilik bölümünü bitirdi. Anneannesinden el alan Eda ile hikayesini ve şifa yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Çok şahane bir fikir ve program. Davet ettiğin için ekstra çok teşekkür ederim. Ve çok konuşulmamış bir şey ülkemizde. Yani çok temas edilmemiş bir şey. Bu yüzden de çok umutlu ve mutluyum. Öyle söyleyeyim. Çok sağ ol. Seni buraya sanat terapisi için aslında davet etmiştim. Seninle konuştuktan sonra senin yörük bir ailede doğduğunu ve atalarından gelen o şifacılığı öğrendim. Peşinde olduğum bir şey, iz sürdüğüm bir yer olduğu için ben de inanılmaz heyecanlıyım şu anda. İyi ki yolumuz kesişti. Çok sağ ol davetimi kabul ettiğin için. Önce sanat terapiden başlamak istiyorum. Önce turizm ve rehberlik okumuşsun. Ardından Güzel Sanatlar Evet. Fakültesi'ne girmişsin. Sanat terapisiyle yolun nasıl kesişti? Sanat terapisinin insanın kendi gelişiminde, kendi farkındalığına dair nasıl bir etkisi var? Evet, çok enteresan bir hikaye. Biz de Ocaklı olduğumuz için pek çok hayat yolculuğunda işaretlerle yön verirsin kararlarına. Bunlar haberci rüyalar olur, rehberler olur ama bu rehberleri sen tanımazsın, aynı Hızırlar gibi, iyi kimseler gibi ya da. Yine ben bir rüya sonucu resim okumam gerektiğine karar verdim. Yani bir rüyamda bana, çünkü ben resim, müzik, dans hepsinde kararsızdım. İlk başta hiçbirini de okumak istemiyordum. Yani ilkokuldan itibaren resim, müzik, dansın içindeydim. Hepsine yeteneğim vardı ama sonrasında lisede gelen bir yabancı dil aşkıyla ben yurt dışına gitmeyeceğim gibi bir fikir oluşmuştu. Sonrasında da o dönem çok sıkıntılar vardı. Üniversite sınavı vesaire, işte bölümler azdı, üniversiteler azdı. Çok iyi bir puanla turizm rehberliği kazanmıştım. Fakat orada tanıştığım, yine yolum kesişen işte o iyi kimseler, o işaretler bana. Arkadaşlarım, ismi de Yeşil, buradan selam olsun Yeşil'e. Sen devam etmelisin ve bu burada kalmamalı. Hani sanatın içinde olmalısın ve akademide olmalısın diye çok baskı yapmışlardı. Ve yine rüya sonucunda evet resime seçmem gerektiğini. Çünkü kararsızdım. Dans mı olmalı, müzik mi olmalı, resim mi olmalı? Hepsini yapabilirim. Ama sonrasında rüyam sonucu Mimar Sinan Üniversitesi'nde gördüğüm bir rüyaydı ve resim atölyesiydi ve sonrasında resmi seçtim. 2012 yılında da yine bir rüya sonucu gökten düşen yıldızlar, yıldız bir işaretti. Onu okumam gerekiyordu. Kurşundandı o yıldızlar ve kurşun dökme de var zaten. El aldığım yine başka bir alan. Yıldızı takip ettim. Yani anahtar kelimem kurşun ve yıldızdı. Sonrasında Gazi'nin yüksek lisansına girdiğimde Yıldız Hoca ile tanıştım. Yani Yıldız Hoca diye biri ders içeriğinde vardı ve onu seçtim ve işte Yıldız Hoca ile tanıştım. Tanıştığım andan itibaren aslında her şey tamamen yolum olması gereken yola doğru gitti. 2012 belki de benim en önemli yılımdır. O direkt benim çalışmalarımı, işte yaptığım bu yörük pratiklerine, urasa dediğimiz ocak el alma, işte aileden geçen şeylerin şamanik de bazı işaretlerle dolu olduğunu söyledi. Ve tezimizi de biz yine bu yörük pratikler üzerine yaptık. Yüksek lisans tezimizde resim ana sanat dalında işte Türk şamanik nesneler diye bir tez hazırladık. Ve içine ben rüyamı da koydum. Adına da Rüyam Yıldız diye bir çalışma yaptım kurşunlardan ve Kültür Bakanlığı tarafından o yılda ödül aldı. Sergileme ödülü aldı. Yıldız Hoca ile tanışınca tabii bu şifacı yönle beraber Yıldız Hoca senin sanat terapilerine kayman gerekiyor dedi. Yani senin zaten içinde olan içsel bir yetenek var ve bu yetenekle beraber psişik bir yön. Aynı Gustav Jung'da olan gibi aslında, onda da böyle yetenekler mevcutmuş. Okuduğumda çok etkilenmiştim. Bununla neden birleştirmeyesin dedi. 2012'de sanat terapiyle aslında yolculuğum başladı Yıldız Hoca ile beraber. Çünkü geleceğin, o zaman makaleler okuyorduk. En büyük salgının stres olacağı, işte obezite olacağı makalelerde sürekli yazılıyordu ve 2020 yılından itibaren çok sıkıntılı süreçlerin başladığı
artacağı ve insanların stres seviyelerinin artık kontrol edilemez derecede artacağı, öfke kontrolü, işte rezilyans seviyelerinin düşmesi gibi pek çok makale okumuştuk. 2012'de başladı. Aslında sanat terapileriyle birlikte farklı da bir eğitim süreci başladı. İşte pedagojik formasyonu, psikoloji eğitimleri, süpervizyonlar, hastaneler, cezaevleri, huzur evleri, hep buralarda pratikler yapmam gerekti. Çocuklarla, her yaş grubundan çocuklarla çalışmam gerekti. İşte çocuk yogasından tutun da yoga, meditasyon, yin yoga, pek çok psikolojik eğitimler, şema terapiden BDT temel işte psikolojik yönelimler, kuramlar, hepsini almam gerekti. Çünkü tek başına hiçbir şey olmuyordu ve böylelikle 2012 yılında başladı diyebilirim. Peki sanat terapinin nasıl insana etkisi var? Şifası nasıl? Sanatla terapi çok enteresan bir alan. Zaten isimlendiren kişi, literatüre kazandıran kişi 42 yılında bir İngiliz ressam. Adrian Hill adında. Kendisi de çok tabii Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı süreçleri var. O süreçte kendisine ne iyi gelen şeyin resim yapmak olduğunu keşfediyor. Aslında orada kendisine iyi gelmekle beraber gerçekten şifalanıp dönüştüren bir alan olduğunu keşfediyor resmin. Ve baktığında hep ağaç resimleri yapıyor. Ağaç da işte metaforlaştırdığımızda Jung da çok kullanmış. İşte aileyi temsil ediyor. Kendi ailesinden bazı ipuçlarını keşfediyor o süreçte. Ve böylelikle art terapi kavramını kazandırıyor. Baktığımızda ondaki dönüşüm ve akabinde pek çok ressama, rehabilitasyon merkezinde savaştan dolayı hasar almış, beden, fiziken, ruhen hasar almış pek çok sanatçıya ya da askere şifa oluyor aslında. Ve öneri de getirmiş oluyor. Yani bir isim babası olmasıyla beraber aslında literatürü de rahatlatıyor. Alan yazında pek çok çalışmalar başlıyor. İnsanın aslında kendi öz benliğini, içinde olan kendini bir kere sımsıkı sarmalamasına sebep oluyor. Kendini fark etmesine sebep oluyor. Öz benliğindeki kendiyle, o yaratıcı benlikle kavuşmasına ve onu kabul etmesine, hatalarıyla, şifalarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla, sakinliğiyle, kalabalığıyla kendini kabul etmesine sebep oluyor. Özellikle Uzak Doğu'da pek çok yapılan meditatif uygulamalar sanat terapilerinde de kullanılıyor ve kullanılması da destekleniyor. Günümüzde de mindfulness temelli pek çok pratik zaten buna da ön ayak oldu. Kişiye gerçekten kendi içsel bir bütünlüğünde öz benliğini, öz şefkatini aslında da göstererek yaratıcı düşünme yetisiyle beraber aslında kendini keşfetmesiyle başlıyor bu süreç. Kendi farkındalığını ve kendi özgüvenini de yaratmasına sebep oluyor. Tabii çok fazla yöntemi var. Bir tek resim yapmak değil ya da müzik değil. Bugün biz Amerika'da mesela gözlemliyoruz. Özellikle pek çok yaş aralığında işte iş after work dedikleri iş çıkışı, kurumsal hayatta çalışan insanlarla ya da dezavantajlı gruplarla meşguliyet dediğimiz uğraş terapisiyle de birleştirildiğini görüyoruz. Bu sebeple sadece sanatsal pratiklerin değil ama bizde el sanatları ya da geleneksel sanatlar dediğimiz alanların da içine konuşlandırıldığı ama özünde kişinin kendini keşfedeceği ve kendini o terapötik süreç dediğimiz şey zaten kişinin kendiyle başlıyor. Yaralarını kendinin şifalandırması ve bu tedavi edici süreci kendinin başlatıp sonunda o sıkıntılara ya da problemlere ya da travmalara ya da kabul etmesi gereken herhangi bir şeye sıkıca sarılıp onu artık kontrol edebilmesi, onunla artık sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini sağlıyor sanat terapileri. En böyle kuş bakışı bakarsak öyle söyleyeyim. Sen peki bireysel olarak nasıl çalışıyorsun insanlarla? Akademisyensin aynı zamanda, kendi projelerin devam ediyor mu? Bireysel olarak çalışıyor musun ya da grupla çalışıyor musun? Oradaki çalışmaların nasıl? Evet, hepsini yapıyorum. Bireysel de grup da oluyor. Bireysel olursa zaten tıpkı psikoterapideki gibi tabii seans şimdi demek yanlış olur. Çünkü psikoloji mezunu değilim ya da psikiyatrist değilim. Türkiye'de henüz bunlar kurallı değil ama İngiltere'de de böyle bir kural yok gerçi. İsviçre'de biraz böyle kural geldi. Yani alandan psikolog ya da psikiyatristseniz sanat terapisti diyebiliyorsunuz kendinize. Farklı bir alandan mezunsanız ama sanat terapileriyle o saat işte 1000 saat, 3000 saat, 4000 saat, 10.000 saate kadar isteyenler var ülkelere göre. Tamamladıysanız, süpervizyonunuz ve eğitimlerini yaptıysanız sanat terapisti uygulayıcısı oluyorsunuz. O yüzden ben psikoloji mezunu değilim. Tamam formasyon, pedagojik formasyon, psikoloji eğitimleri var ama yine de sanat terapisti uygulayıcısı demeyi tercih ediyorum. Evet akademisyenim. O yüzden bir devlet üniversitesinde çalışıyorum. O yüzden bana temas etmeleri kolay oluyor. Milli eğitimle, pek çok kurumla, devlet kurumuyla çalışıyorum. En son bir bakanlığa bağlı il müdürlüğüyle, aile sağlığı
sağlık ve sosyal hizmetler. Sonra o aile ve sosyal hizmetler oldu. Bakanlığa bağlı il müdürlüğüyle de yaşlılarla mesela çalıştık. Her yaş aralığında çalışabiliyorum. Çünkü burada akademide çocuk gelişiminde de çok fazla ders verdim zamanında. Ya da farklı meslek yüksek okullarında da. Bir de mesela sanat terapisinde ilk kez lisansta, yüksek lisansta ve doktorada ders açtım. Yani Türkiye'de çünkü lisans ya da yüksek lisans ya da doktora eğitim mevcut değil. Ama bu bile büyük bir adımdı. Bireysel, grup, bütün pratiklerde, bütün gruplarla ya da bütün işte yapılandırmamı o şekilde yapabiliyorum. Ama genel olarak dinamik oryantasyonlu bir sanat terapisi oluyor. Yani dinamik oryantasyonlu dediğim, kısa sürede insanlara güvenli bir alan oluşturabiliyorum. Şimdiye kadar hiç sıkıntı yaşamadım. Güvenli alan çünkü terapötik uygulamaların olmazsa olmazı. Kendini kişinin güvende hissetmesi, hazır hissetmesi. Tabii eğitimde de var hazır bulunuşluk. İnsanın her şeye hazır olması birinci kural. Ama onun dışında grup terapileri oluyorsa yapılandırmasını ona göre yapıyorum. Yapılandırmanın dört basamağı var. Önce bilgi topluyorsunuz. Kimler gelecek, nasıl, yaş aralığı vesaire. Ondan sonra yönergelerimi yani müfredatımı ona göre belirliyorum. Bazen müfredat yarı yapılandırılmış oluyor. Ben John Dewey dediğimiz bir kuramcı var. Onun ekolünde çalışıyorum, eğitim ekolünde. Ama sanat terapilerini Carl Gustav Jung ekolünde daha çok görüyoruz. Freud bazen kullanmam gerekirse. Bazen Adlerian da oluyor. Adler'den de beslendiğim oluyor. İnsan temelli, humanist olduğu için. Ama dinamik oryantasyonlu ve böyle sağaltımı yüksek bir sanat terapisi programı diyebiliriz. Yarı yapılandırılmış olduğu için bazen özellikle tabii Avrupa artık yaşlı demiyor ama bizde henüz seniors diyorlar. Bizde öyle bir kelimenin karşılığı yok. O yüzden ben yaş almış bireyler diyorum. Yaşlı demek çok istemiyorum. Yaş almış bireylerle de çalışırken mesela bazen yarı yapılandırılmış müfredatın çok faydasını görüyorum. Çünkü o anda ona göre yönerge dönüşebiliyor. Mandala yaptırıyorsunuz mesela. Mandalalarla diyalog kurdurmanız gerekebiliyor. Ya da işte beden taraması yaptırıyorsunuz. Bugün belki onu yaparız. Beden taraması yaparken sürekli ağrılarından bahsedebiliyor. Bu bir dezavantaj. Çünkü benim istediğim ağrılarının ötesinde içsel ağrıları yani ruhen varsa onu acıtan, üzen, bilinç altında sakladığı ama bir türlü dışa vuramadığı şeyleri imgelemesi. Bunu hatta dışa vurum biz sanatta genelde dışa vurum dense de Jung dışsallaştırma diyor. Çünkü bir şeye dönüşerek dışarıya aktarıldığı için o içeridekini dışsallaştırma olarak adlandırıyor. Bu da çok güzel bir tanım. Her türlü dediğim gibi yaş aralığı, bireysel, grup, müfredat oluşturabiliyorum. Ama kurumlarla çalışıyorsam ve mesela şimdi sosyal hizmetlerle de çalışacağız. Kurumlarla çalışıyorsam mutlaka yanımda hangi diyelim sosyal hizmetlerle çalışacağım. Sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, çocuk gelişimci, pedagojik olarak müfredatı ona göre düzenleme, tekrar elden geçirme mutlaka yapıyorum. Yani tek başıma da ben tekim hani gideyim ben hepsini yapabilirim değil. Bulunacağım yere göre şeyi oluşturabiliyorum. Yani o içeriği ve yanımda olacak uzmanları da olmazsa olmazım uzmanlarda. Çünkü gözleme dayalı kişilere yönlendirmenin ve müdahalenin olmadığı bir uygulama sanat terapileri. Bazen seansa dönüşmesi gerekirse orada psikoloğun olması çok kıymetli. Onun gözlem yapması. İşte cezaevlerinde çalışıyorsanız yine psikiyatristin olması, sosyal hizmet uzmanının olması. Bazen onlarla birebir ilgilenen İşte sosyal alanlarında yanlarında olan kişilerin olması önemli. Gözlem ve sonrasında akabinde konuşup fikir alışverişi yapmamız için, kişiyi değerlendirmemiz için. Tabii fal bakar gibi bir durum yok sanat terapilerinde. Bizim ülkemizde yanlış anlaşılıyor. Hani hadi bakalım bunu yorumlayalım. Ben bunu çizdim. İşte benim çizdiğim birkaç bir şey mesela. Ya benim içsel terapi nesneleri diye bir serim var. İşte içimdeki hınzır ben, işte çılgın ben falan diye böyle onları dışa vurarak bazen onlar yaratığa dönüşüyor. Bazen işte değişik varlıklara dönüşüyor. Yine böyle çizmişim mesela yarım kalmış. Yani boyamamışım. Öncelikle bunlar böyle bazen pareidolik dediğimiz hani görüntüyü bir şeye benzettiğim şekillerde oluyor. Dışa vururken yani dışsallaştırırken bunu kişinin orada renklerle ya da işte çizgilerle kendini imgelemesi, ifade etmesi, aktarabilmesi oldukça önemli oluyor. Yörük bir aileye doğuyorsun. Ocak'ta. Evet. Hem anne tarafından hem baba tarafından bu arada. Evet. Ve anneannen hala yaşıyor. Allah Evet. sağlıklı ömürler versin dilerim ki. Amin. Başınızdan eksik etmesin.
Anne tarafından da o şifacılık, yani geleneksel şifacılık, hatta şamanik bir şifacılık devam ediyor. Bahseder misin? Nasıl bir ailede büyüdün? Neler yaşadın? Neler deneyimledin o ailenin içinde? Çünkü anneannenin de yanındaymışsın sürekli. Onun yanındasın. Evet. Evet, evet çok enteresan. Mersin'de doğdum. Mersin çok ulusal ve uluslararası çok kültürlü bir ortam bir kere. Ama herkesin Mersinli olduğu bir ortam. Başka bir şehirden gelmiştir, başka bir kültürden, başka bir dilden, dinden. Ama o Mersinlidir. Çok fazla işte caminin olduğu, kilisenin olduğu, sinagogların olduğu, aynı zamanda kültür merkezinin, opera balenin olduğu böyle çok entelektüel de değişik de bir ortamdı. Ama yörüklerin de çok olduğu bir ortam ve yörüklerin bunlara uyum sağladığı da bir ortam. Hep birlikte çok huzur içinde yaşadığımız bir ortam. Oturduğumuz mahalle mesela Girit Mahallesi'ydi. Atatürk zamanında Giritlilerin geldiği. Ama hiçbir zaman sadece adı Girit Mahallesi'ydi. Onlar Mersinliydi gibi böyle çok fazla gözlem yapabilme ortamım da oldu. Radyolarımız Yunanca çekerdi. Onları taklit ederdik. Hala Yunanistan'ı çok severim. Yunancayı çok severim. Ailede herkesin dile yeteneği vardı. Çünkü çok kültürlü bir ortamdasın. Bir sürü dil duyuyorsun. Şu an mesela dayımın bir tanesi 50 yaşında Portekizce öğrendi. Yani hiç zorlanmıyoruz yeni bir dil öğrenirken ki oğlum da çok dilli mesela çocuk olarak doğdu. Şu an çok dilli. Baba tarafından da evet babaannem özellikle çok şifacı bir kadındı. Ama anneannem, dedesi, işte onun annesi falan geldikleri köye adlarını vermesi Mersin'de bir köy ve o koldan ikiye ayrılması köyün gibi böyle ilginç hikayeler var. Bulunduğumuz Yörük boyu da Kayı boyuna ait bir sarı keçili. Babamlar sarı keçili, annemler Aydın'dan gelmiş kara keçili. Anneannemle evet hep o çekiyordu. Yani bu şeyde de vardı bir filmde bu Twilight serisinde de vardı. Elinde olmadan kız işte animistik o yaratık kurtla bir içsel bir bağ kuruyordu ama elinde değildi bu. Elinde olmadan siz zaten bir şey varsa sürekli o rehberle vakit geçirmek istiyorsunuz. Anneannem de benim rehberimdi o anlamda. Anneannem bir şeyi kaybettiyse rüyasında bulurdu. Bir an böyle dalardı. Aa işte evet parayı oraya koydum deyip uyanırdı. Orada görmüştür. Ağzında bir yara çıktıysa rüyasında görürdü. Sabah kalkardı rüyamda gördüm. Bal yemem gerekiyormuş falan derdi. Ve ben bunlarla büyüdüğüm için benim için çok normaldi yani. Ve herkes de anneanneme de inanırdı. Hiç inanmayan da olmadı açıkçası. Teyzemlerin bir tanesi işte ikiz bir erkek bir kız ikiz bir de iki tane teyzem var ikiz. Mesela o ikizlerden bir tanesi muhteşem bitkilerle şifalandırma işte el becerisi de çok yüksektir. Şifalandırma yeteneği gelişti. Onu almak istediğini söyledi aslında o kadarını istedi. Ama herkes kahve falıydı işte rüya yorumlamaydı herkes bir noktada yapabilir. İşte annemde şey vardır fotoğrafına bakıp sen ne hissediyorsun nasıl biri sence gibi böyle altıncı his mi deriz artık ne deriz. Diğer teyzem muhteşem rüyaları yorumlar ve bunları semiyotik baktığımızda yani gösterge bilimsel baktığımızda evrensel yorumlar. Sadece Orta Asya, Türkik yorumlamaz. Seans gibidir aslında onun rüya yorumlamaları gelir. Daha önce gördüğünle bağlantı kurmak için sorular sorar falan. Herkesin mesela sesi güzeldir. Herkes şarkı söyler. Dediğim gibi dile yeteneği vardır. Anneannemle sürekli ben şunlara şahit oldum. 2 yaşından itibaren de ben her şeyi hatırlarım. Bu da bir işaret. Tabii bu benim ele almama sebep olacak bir işaret. Neredeyse 4 yaşından beri anneannemin yanına gelen, işte ondan şifalanmak isteyen insanlara ben işte kapıyı açardım, yol gösterirdim, odaya yerleştirirdim nereye oturacaklarsa. Ve muhteşem bir gözlem yeteneğim gelişti ilk başta. Çünkü anneannem rahatsız etmeden kişinin beden dilini de okurdu. Tıpkı şey bir psikolog var, Paul Ekman. Bu mikro ifadeleri okuyor. Anneannem de öyleydi. Yani istediği yine öncelikle onu keşfederdi. Daha sonra kahveyle sohbet başlardı. Derdi neyse o çaktırmadan işte kadın gelen kişi, erkek de sadece kadınlar gelmezdi. Ama kadınlar tabii daha çoktu. Farkında olmadan bahsederdi. Anneannemin konuşması bile onların şifalanması için yeterdi çoğu zaman. Ama sonra zaman zaman farklı teknikleri de uygulaması gerekirdi. İşte kurşun dökmek gibi, dua okumak gibi, suya dua okumak, birkaç bir bitki yazıp bak bunlar iyi gelecek sana evinde bulundur dediği bazen böyle nesneler olurdu. Sonrasında ben ilkokula geldikten sonra 4. sınıf gibi anneannem dedi ki artık senin bazı şeyleri benden alman gerekiyor. Yani sen süreci tamamladın, son rüyanı da gördün, üç tane rüya görmen gerekiyor. Üçüncü rüyanı da gördün. Artık falla başlayalım. Kahve falı tabii bahane ne hissediyor. Sonra işte
işte o süreç başladı. O süreçten sonra artık rüyayı yorumlaman gerekiyor. İşte artık kurşunu dökmen gerekiyor. Artık insanların işte ne düşündüklerini hissetmen gerekiyor. Ve bu lise sona kadar sürdü bu eğitim diyebilirim. Lise sonda artık ben insanların böyle bazen oluyordu ki birisine baktığımda üstünden anneannem hep öyle derdi. Film şeridi geçiyor gibi hayat hikayesini böyle görmeye başlıyordum. Metafiziksel bir boyuta geçiyordu aslında. İşte duvarın arkasını sanki görüyormuşum gibi oluyordu ve bir bakıyordum o geçiyordu lisede. Artık bu enerji, enerji, metafiziksel, o astral boyuta geçiyordu. Ve lisede çok fazla tabii baskı da oluyor bizim ülkemizde, sınav kazanma vesaire. Ben o süreçte çok bocaladım ve işte resim öğretmenim resim oku derdi, müzik öğretmenim müzik oku, dans eğitimi almıştık, dans öğretmeni sen dans okumalısın işte ya da besyo okumalısın, oradan dansa geçmelisin gibi. Böyle çok baskılar oldu ve ben o bunalımla, çünkü ağır bir enerjik bir esrime dediğimiz işte o inisiye süreci yaşıyorum. O tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı, ne yapacağım derken ben yabancı dili seçmiştim. O yüzden turizm rehberlik okumuştum. Ama oradayken yine bu enerjinin devamıyla yeşil. Yeşil de bir renk olarak işaret. Arkadaşımla tanışmam ve onun baskılarıyla tekrar sınavı kazanmam falan. Bir sürü pratik. Yani o süreçte dedemin rahatsızlanması. Çünkü anneannemlerdeydim sürekli. Dedemin rahatsızlanmasıyla beraber çok fazla dua edilmesi. İşte bazı bitkilerin bulunması. Mersin bölgesinde yetişen. O bitkilerle dedemin 10 sene yaşaması mesela. Akabinde anneannemin pek çok rahatsızlık geçirmesi ama hepsinde sağ salim bir şekilde rüyalarıyla şifalanması, ameliyata bile gerek kalmadan hepsine şahit oldum. Ve hiçbir zaman annem de neden hep anneannendesin, aynı apartmandaydık, bir de aile apartmanıydı. Anneannenlere gitme vesaire böyle baskılar yaşamadım çünkü bu normal, annem de bunu kabullenmiş ve evet daha el vereceğim ben dediği an her şey bitiyor. Yani o süreç başlıyor, inisiyasyon süreci ve en son esrimeyle sonlanıyor. Yani sen başlıyorsun, tüm rehber işte sana olması gereken şeyleri söylüyor ve yapıyorsun. 2012 yılında tezimi yaparken Moğolistan'da ve Finlandiya'da tıpkı anneannemin pratiklerine benzer pratiklerin olduğunu keşfettim ve çok ilginçtir, kelimeler de keşfettim. Bir yerde 38, bir yerde 58 tane, filoloji de belki bu noktada çok kıymetli aslında. Kelimelerin bile aynı kullanıldığını, yani o Yörük dilinde anneannemlerin kullandığı konuşma ağzında işte Fince'de ve Moğolistan'daki o ufak bir halk Seven denilen, onlar da aynı bizim gibi rehberlik süreçlerini, ya şamanların hepsi yaşıyor ama onlarınki çok benziyor. İşte suya bakma, suyu okuma, işte kurşun dökme gibi böyle acayip şeyleri vardı. Onu bırakmamışlar ve şimdi şu anda bile 150-200'e yakın şeyiz kalmış. Böylelikle o süreçte başladı ve lise sona kadar devam etti diyebilirim. Tamamlandı yani. Sonra ben de el almış oldum. Sen peki uyguluyor musun başkasına? Rehberlik ediyor musun? Rehberlik aslında onu seçebiliyorum. Ben kız kardeşimin, bir tane kız kardeşim var, ilk yeğenim diyeyim. Onda bu yeteneğin olacağını düşündüm. Hatta doğar doğmaz bizde formaliteden ağza tükürme denilen bir şey var. Yani kaba küfür değil bu. Hani böyle uzaktan tüh, üç kere, üç ve üçün katları tüh 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 yapıyorsunuz. Hani ona veriyorum gibi. Ben doğarken de anneannem bunu yapmış. Yani hissediyor doğarken. O şekilde de yaptım, onu hissettim. Fakat sonrasında onun süreci benim rehberlik etmeme de ya da benim sürecim ona rehberlik etmeye bir şekilde izin vermedi. Şu anda hiçbir şey yapmadık. Ama sonrasında hamilelik sürecimde oğlumda bazı şeyler olacağını ben hissettim. Çünkü hamilelik acayip bir enerji dönüşüm süreci. Yani çok enteresan bir süreç. Hamileyken pek çok şeyim azaldı mesela. Pek çok yeteneğimin azaldığını hissettim. Çünkü tüm yeteneğin ona gittiğini hissettim. Oğlum da biraz bilmiyorum var gibi. Tabii böyle bir şeyi de ona yüklemek şu anda istemem ama yine aynı süreçte ben de onunla böyle bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Ama nasıl olur? O süreç neyi gerektirir? Bazen de kader mi diyeyim, kısmet mi işte bizde söylenen. Bir şeylerin olmasına izin vermeyebiliyor ya da karşıdaki kişi hazır olmadığı için böyle olabiliyor. Ama şu an mesela benim çocukluğumda pek çok ipuçları oğlumda mevcut. Ama o biraz tabii umursamaz. Çünkü erkek cinsiyet farkının olması da erkek olmasından da bence bununla da alakalı, olmasıyla da alakalı. Ama bazen çok
bağ olmayan, mesela şu anda tesadüf sonucu karşılaştığımız, o da müzik terapisi alanında bir arkadaşım var. Mesela onda olduğunu düşünüyorum. Onunla böyle sürekli işte bak biz böyle yapıyorduk, sen nasıl? Aa ben tamam falan diye böyle dinliyor. Yaptığı şeyleri anlatıyoruz falan ama onda olduğunu mesela düşünüyorum. Başka birisi de olabilir. Bu aynı aileden gelmeyiz ama farklı bir boydandır, ailedendir, coğrafyadandır. Olabilir. Finlandiya'daki mesela arkadaşım Fin ama orada Sami Türkleri denir, işte Sami şamanları denir. Onlarla çok ilgili ve onların hep yaşadığı coğrafyalarda, Finlandiya'da başka bir şehirde doğmasına rağmen hep Samilerin olduğu yerlerde kalmış. Mesela onda böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Onunla da paylaştım. O mesela inanıyor. Zaten inanma birinci işaret, en temel işaret. Eğer reddediyorsa, inanmıyorsa var olabilir ya da asla yok da olabilir. Ki lisede böyle bir öğretmenimiz vardı. Var olduğu halde reddediyordu mesela. İstemiyordu, korkuyordu, korkuları vardı. Yine lisede benim bir felsefe öğretmenim vardı. Ondan çok fazla mesela pratikleri, şu anda spiritüel denilen pek çok pratiği ondan öğrendim. Anneannem çünkü daha böyle animistikti. Tam şamanlar gibi doğada olan, yerde gökte olan, gerçekten animistikti. Ama lisedeki felsefe öğretmenim daha spiritüel, astral, bunları böyle müfredatlaştırmış tabii eğitim mezunu olmasının da verdiği şeyle. Şu anda tabii Allah rahmet eylesin. O enerjiler artık onu da çok uzun süre sanırım yaşatamadı. Çünkü o enerjilerle ve o şifalandırmalarla yaşıyordu ki şamanlara bakıyoruz çok uzun yaşıyorlar. Tabii hocanın da sağaltımı bu noktada kendini rahatsız edecek şeylere yönelmek olduğu için sigarayı çok içiyordu mesela gibi. Aslında tesadüf demeyelim ama o enerji ağı yayılarak bir kalkan oluşturuyor ve o kalkanın içerisine hani o kalkana çekiliyor mıknatıs gibi o enerji ya da biyoenerji sahibi kişiler, ele almış kişiler ve onlarla ister istemez bir arada oluyorsunuz. Mesela bu programı dinleyen ve seninle çalışmak isteyen kişilere rehberlik yapma şansın var mı? Zaman lazım birincisi. Mesela ben rahatsızım ve sana geldim. Benimle çalışır mısın? Uygularım ama istemem. Çünkü onu işte sanat terapilerine yüklemeyi tercih ettim sanırım ben. Hani tıpkı güncelleme yapılıyor ya şimdi. Öyle yaparım sanırım ama Mersin'de bunu devam ettirenler var. Anneannem de hala çok yaşlı olmasına rağmen işte bir ağrısı olduğu zaman kime ne yapılması gerektiğini bilir. İşte der ki hala mesela animistik dedim ya sülükleri kullanır, kupa çekmeyi kullanır. Kupa da çekebilirim mesela ben onu da biliyorum. Hani ele aldım iyileştirme anlamında. Bir teyzem de yapar mesela ikizlerden bir tane ama o iyileştiremez. Sadece yapar. Onu uygular. Ama anneannemle biz, annemde de var. Bir teyzem de daha var. Diğer ikizlerden biri. Biz yaparsak o ağrınız ertesi güne yok olacak derecede azalır. Uygulamak, şifalı uygulama farklı. Yani herkes uyguluyor bizde. Ama kimin şifalı uygulama yapacağı bellidir. O yüzden ben şu an sanat terapileriyle sanırım bunu birleştirip güvenli alanın içinde o kalkanı oluşturup çıktıklarında arınarak en azından böyle bir sağaltım, psikolojik iyi oluş hallerine de etki ya da kafalarında bir soru işareti bırakmak kötü anlamda değil. Evet işte kendine ne sarıl dedi doğru söylüyor. Ben kendimi çok ihmal ettim. Aslında şöyle de yapabilirim. Evet bugün işte bir kitap okuyabilir. Evet kitap okumam lazım. Bak boş vakit ayır kendine. Her gün bir kitap okusam, bir kahve içerken. Sadece iyi oluş haline bile etki etsem. O bile benim için yeterli oluyor. Ama Mersin'de dediğim gibi kolunuz ağrır. Gidersiniz yapar geçer. Var yani öyle. Sizin ocaktaki şifa tekniklerinden biraz bahseder misiniz? Kupa, kurşun bunları konuştuk ama bilmediğimiz Evet. bir sürü teknik var. İşte tükürme var Evet. mesela. Ben Çorum tarafında mesela bulgur püskürtmesi duymuştum. Sizde Evet. başka neler var? Animistik olan her şeyi kullanmak var bir kere. Yani hayvanlara zarar vermeden hayvanlar. Mesela ben çok anneannemin eşeklerle, atlarla beni git konuş onlarla sohbet et. Dertleri neymiş, bir şey istiyor mu? Karnı aç mıymış, git konuş dediğini biliyorum ve çok konuşmuşluğum var eşekle, atla. Yani gerçekten konuştum. Nasıl oldu bilmiyorum. Belki o kişinin zihninde bir kurgulaması. Ama anneanne işte sağ ayağında bir şey batıyor gibiymiş falan dediğimi hatırlıyorum. Anneannem bütün hayvanları zaten ameliyat bile edebilirdi. Böyle acayip bir hemşirelik yeteneği de vardı. Sağlıksal anlamda, fizyolojik anlamda da bilgisi çok iyiydi. Ya da işte çok fazla anneanne bu hayvan susuz ve bana böyle söyledi dediğini bilirim. Gözümün önünde çok fazla tavuk horozu tedavi ettiğini bilirim. Yani böyle bir sürü şeye şahit oldum ama animistik olan her şey diyebilirim.
Yapabilirim. Hayvanlarla konuşmak, hayvanlarla sohbet etmek, onlardan şifalanmak, herhangi bir sudan içmek, suyu okumak dualarla. İşte suyu sadece bazen tutup okuduktan sonra uzun süre bakıp X kişisi ya da Ali, Ayşe gerçekten ihtiyacı var. O iyi olmalı deyip o enerjiyi yükleyerek. Tükürme çok enteresan. Bizim işte yüzümüzde böyle bir şeyler çıkardı. Çilik gibi ya da Mersin sıcak. Bazen yara kaşıyorsun, çocuksun vesaire. Alerjiydi bence. İşte hadi anneannem derdi ki dedemde de vardı o. Dedemin ailesinde de vardı bazı şeyler. Hadi bir deden tükürsün oraya da gel falan derdi. Biz giderdik. Sen krem sürüyor gibi dedem 3 kere. 3 ve 3'ün katı hep kutsal ya. 3 kere böyle bir dokunurdu. 1-2 saate bile geçerdi. İşte boğaza çökmek derdi. Şu baş parmağıyla boğaza böyle bastırarak anjin dediğimiz o boğaz yolu enfeksiyonu giderdi. Bazı yiyecekler mesela çok fazla vardı. Nohut leblebi halin olsun. İşte melengiç kahvesi hep olurdu. Sanki o şamanın tütsüsü içeceği gibi olması gereken şeydi. Yani onun kokusu hep gelirdi ve o olmazsa olmazdı. Leblebiyle melengiç kahvesi. Türk kahvesi evet ama melengiç de çok fazla vardı. Sürekli vardı. O kavrulur ya yenirdi, kavrulur dövülerek kahvesi yapılırdı. Şeker mutlaka hep olurdu. Bayram şekeri gibi olan şeker. Bazen onu okuyup verdiği olurdu. Ya da bu şekeri ye, iyi şeyler düşünerek ye, gözlerini kapat, işte sonra aç ve iyi olacağını düşün deyip kişiye verirdi ve sonrasında Türkan teyze, adı Türkan. Türkan teyze gerçekten dediğin gibi oldu ve çok kolay geçti diye böyle aradıkları olurdu. Kurşun dökme, kupa çekme, işte sülükle tedavi. Benim bildiklerim şimdi şahit olduklarım. Bir tür bitki var. Bitki sadece Mersin'de Silifke'ye doğru. Türkmen boylarının aslında ilk yerleştiği yerlerden bir tanesi. O dağlarda böyle kayalıklı dağlardır orası. Silifke'ye yakın yerler. Orada bir tür ot var. O otla mesela dedemin 10 sene yaşaması ve o otu sonra anneannemin Türkiye'nin her yerine göndermiş olması. Ot böyle buğdayla pişiriliyor, buğday unuyla. Pişirildikten sonra gece ağrıyan yerinize sarılıyor ve ertesi sabah tamamen arınmış bir şekilde neredeyse birkaç kez bazen yapmanız gerekiyor. Birkaç kez de 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor. Kurşunun da mesela 3 çarşamba dökülerek yaramaz çocuğun işte ya da sınavı kazanamayan çocuğa 3 çarşamba dökülüp onun sınavı kazanması. Yemek yemeyen böyle bir ocağı da var anneannemin. Yemek yemeyen çocukların iştahının açılması. Yaramaz çocukların işte yaramazlığının azalması. Aslında eskinin yaramazı belki de şimdinin hiperaktivite dediğimiz şeydi. O zaman bilinmiyordu belki. Terlik getirirlerdi ama temiz, yeni aldıkları. Formaliteden anneannem 3 kere ağzına 1, 2, 3 böyle dokundururdu ve çocuğun yaramazlığı 3. haftadan sonra, 3. çarşamba, bazen bu çarşamba olmak zorunda olmuyordu. Çocuğun sakinleştiği görülürdü. Ve anneannemin evinde hep yemek pişerdi çünkü yemek ocağı da olduğu için o kadar çok yemek yemeye gelen olurdu ki. Yani peynir yemeyen bir insan bile o eve geldiğinde peynir yediğini görürdü ve ben inanamıyorum ben peynir yemem aslında bir şey sanki ye dedi yedim anlamadım ne oldu diye böyle enerjiyle sinerjiyle yemek yerdi. Herkesin o evde iştahı açık olurdu. Aynı şey benim evimde de var şu an. Annemin evinde de var. Kız kardeşimin evinde de var. Herkese geçmiş değil. Anneannem çünkü belli şeyleri hepimize vermiş. Ama kimde kalırsa bu yemek yeme olayını mesela herkese dağıtmış. Ama var olan o yetenek inanması, enerji ağını oluşturması, o simbiyotik bağın fark edilmesi aslında farkında olmadan. Kimde o farkındalık oluşmuşsa onda devam ediyor. Muskaların yapılması ama bu büyüsel bir muska değil. Kumaştan paçavra hani böyle patchwork gibi yapıp anneannemin ya sen buna inan. Aslında inanç. İnancın öyküsünü izlediğimde o yüzden çok etkilenmiştim. Morgan Freeman'ın seslendirdiği. Sonuç olarak diyor ki o da her şeyin özünde inanç yatıyor. Yani inanmak, ona sımsıkıya sarılmak ve sarılıp yola çıkmak. Aynen öyle. Anneannem de öyle gerçekten. O zaman da öyleydi. Fal hep vardı. Bazen fala bile gerek yoktu. Yüzüne bakıp neden sıkıntı yapıyorsun derdi mesela insanlara. Böyle gözleri ayrılır bakar. Ne yapayım abla neden sıkıntı yapma? Sıkıntı yapma sen o çocuğu. Öyle deme, şöyle yapma diye böyle karşıdaki kişi kalır. Aslında anneannem böyle farkında olmadan kişilere kalkan oluşturuyordu. Sonra ben o kalkanı melek enerjileri çalışırken ya da işte spiritüel pratikler çalışırken gördüğümde çok etkilenmiştim. Zaten bunu anneannem yaptırıyor demiştim.
etmiştim. Ya da işte aynalama, işte vücudunu ayna yerleştirme gibi pek çok spiritüel pratik var, makasların kullanılması gibi. Zaten onların hepsini anneannem yaptırıyordu ve çok enteresan, onu annesinden öğreniyor. Annesi babasından öğreniyor. Babası kendi babasından öğreniyor. Yani çok eskiye dayanıyor ve o kitabı bulamadık henüz, ama o kitabı bulsak günümüzde olacak pek çok şeyi söyleyen bir adam. Anneannemin dedesi. Fakat o kitap bir şekilde bulamadık. Anneannem çok rüyaya dayattı onun için. Yani bütün dediği rüyada yerlere baktık. En sonunda şeyi keşfettik. Rüyaların anneannemi dedesinin kardeşiydi sanırım. Şimdi yanlış olmasın. Yoğun enerjisiyle rüyalarına temas ettiğini ve yönlendirdiğini, yanlış yönlendirdiğini keşfettik. Sonra mesela pek çok yöresel pratik, sanat pratiğiniyle de anneannem kullanarak şey yapardı. Mesela örgü örme. Ama örgü makinesinde örgü örerdi. Onu örerken insanlar dertlerini anlatır. Anneannem hissederdi. Nasıl olacak? İyi mi olacak? Aslında pratikle beraber uyguladığı sanatsal pratik onun otomatik böyle şey akışta olma nesnesi. Ve onu dinlerken o sesle beraber trans hali. Kışamanların işte bağırması, alkış yapması, bazı sesler çıkarması gibi. Çulfalık dokuma. Mesela ben onu da bilirim. Anneannem onu yaparken çok fazla problem çözmüştür. Çok fazla işsize iş bulmuştur. Birden haber gelmiştir. Dur bakalım sen bekle burada şimdi haber gelir demiştir. Çocuğu olmayan, çocuk sahibi olmak isteyenler gelmiştir. Bekle burada. O çulfalığı yaparken anneannem gözünü kapatarak yapardı bazen. Bak şunu yap şöyle olacak. İşte bir yerden bir ses duyduğunu ya da birinin ona kulağına fısıldadığını söylüyordu hep. İnanmak, özüne inanmak ve animizmden de faydalanmak üzerineydi hep. Doğal olanı kullanmak, yani ekolojik olanı, doğa temelli olanı kullanmak, ki şu anda ben de doğa temelli sanat terapileri çalışıyorum Finlandiya ile. Peki annenle babanla ilişkin nasıldı? Annemle hep iyiydi. Babamla da iyiydi. Ama biz ilkokulu bitirdikten sonra onlar ayrıldılar. Yani babam böyle bir yolu tercih etti. Zaten de çok zor bir insandı. Sonrasında ama ilişkimiz hep iyiydi. Yani çok kafa dengi, öngörülü aslında. Çok yetenekli bir insandı o da. O da Boğa burcu, ben de Boğa burcuyum. Yani böyle kararlı, yetenekli ve şey bir insandı. Ama bir şekilde onunla ayrılınca tüm enerjilerimiz de koptu. O farklı bir yol seçti ve bizimle hiçbir şekilde irtibat kurmayı çok da istemedi. Ama annemle her zaman, annem bir kere her zaman bana inandı ve inanır hala da. Yani ben bir karar aldıysam hiçbir zaman bizde soru sormak yoktu, izin almak yoktu yani. Anne ben şunu yapacağım, sen ne hissediyorsun? Önce biz ne hissediyorsun sorarız. Sonra ne düşünüyorsun peki genel baktığında? Mantıklı düşün şimdi bak. Mantıken sence nasıl? Ben düşündüm şöyle. Sen ne hissediyorsun der o mesela. Ya iyi hissediyorum, iyi olacak gibi. Bence kötü hissetmiyorum falan. Önce hisleri konuşuruz biz. Olumlu, olumsuz. Yani yüzde kaç olumlu, yüzde kaç olumsuz. Hislerin, o psikik enerji seni ne diyor, nereye yönlendiriyor. Ve pek çok böyle çalışmamda hiçbir zaman bu pratiklere inanmamazlık yapmadı. Zaten annesi böyle ama inanmaya da bilirdi. İnanmayanlar, insanlar da var. Her zaman destekledi. Benim yapacağım bir şeye her şekilde inandı. Yani sen yaparsın, yapamazsan bile sen hani bizim için her şeysin, en önemlisi. Kız kardeşimle de öyle. Hep yani güzel bir ilişkimiz vardı. Hala da öyle. Teyzelerimle de öyle. Hatta pek çok insan hala buna şaşırır. Siz çok birbirinize bağlısınız, düşkünsünüz işte falan der. Ama aslında o güzel simbiyotik anlatılamayan bir bağ. Çünkü herkes aynı fikirde. Yani hiçbir zaman anneannem mesela bu rehberlik sürecini, ele alma sürecini, işte ocaklı olma sürecini onlara anlatmak, doğruyla böyle ikna etmek zorunda kalmamış. Biz ocak bir aileyiz. Ha öyle mi anne? Tamam. Böyle böyle yaparız. Siz de böyle böyle yapacaksınız. Ben hepinize el veriyorum ama kimde kalacaksa o yetenek, onda kalacak. Hepsi normal bir şekilde karşılayıp bunu devam ettirmiş. O yüzden annemle ve annemin hani teyzelerimle, anneannemle hep çok iyiydi ilişkim diyebilirim. Peki hayatta hani annenin babanın ayrılmasından sonra başka böyle kırılmalar yaşadın mı? O kırılmalar seni nasıl etkiledi kendi yolculuğunda? Kendine dair neler fark Evet. ettin? En önemli kırılma belki de bir erkeğe güvenmemek. Yani psikolojik altyapıda tabii böyle bir travmadan sonra çok normal. Güvenememek ya da hep böyle bir sevilme ihtiyacı içinde olur muyum korkusu taşımak. Olmak değil ama hep böyle bir erkek tarafından hani sağlıklı bir şekilde sahip çıkılma isteği hisseder miyim? Bunu hissetmemem lazım. O yüzden güçlü olmam lazım. Hep şu anda bile insanların bana dediği şudur, sen yaparsın.
Ben yaparım ama yani tek başına sen ya sen yaparsın ya hiç açıklama bile yapma yani nasıl mesela işte şunu yapacağım diyorum ya sen yaparsın eşim bile öyle diyor ya sen yaparsın o yüzden o korkular olmuştu yani birine acaba çünkü ne olursa olsun ataerkil bir toplumuz bu toplumun içinde acaba sen benim yapamayacağım şeyler olabilir mi yani bir erkeğe bir baba figürüne. Ailede bir erkek hani var ama dayın var, deden var ama öyle bir şeye ihtiyaç duyar mıyım korkusu olmuştu. Duymadım da yani o korkuyla belki şey zorluğu yaşadım. Hep daha çok çalışmam gerekti, daha çok korumacı olmam gerekti, temkinli olmam gerekti, garantici olmam gerekti, önlem almam gerekti çok fazla. Toplumun da yüklediği tabii bazı şeyler, sorumluluklar oluyor. Her şeyi tek başıma halletmem gerekti ama bu noktada annemin güvenmesi ve yanımda olma zaten benim için her şeye değerdi. Çünkü ne olursa olsun senin yanlış ya da doğru kararların iyi hissettin ya da kötü hissettin ya da hissedemedin. Kararlarına saygı duyacak birinin olması çok kıymetliydi. Bir de tabii bu noktada üç kız bir aradaydık. Yani annem, kız kardeşim ve ben üçümüz tek başına kaldığında dişil bir enerji ortamı var. Tabii her ne kadar herkes de o eril dişil yön olabiliyorsa da o enerjiyle daha böyle naif, daha kırılgan bir sürecim oldu. Ama sonrasında hayat güçlü olman gerektiğini, işte herkese de çok güvenmemen gerektiğini böyle sert bir şekilde gösterdi. Belki o noktalarda hani babam acaba olsaydı bunları deneyimlemem daha mı kolay olurdu gibi düşündüğüm oldu. Ama varlığını bilmediğiniz şeyin de yokluğunu çok da anlamıyorsunuz. Tıpkı bu tadını bilmediğiniz bir yemeği hiç canınızın istememesi gibi. Yani o yüzden onun varlığı tamam baba biyolojik olarak var ama baba nasıl bir kavram çok da bilmediğim için çok acayip de eksikliğini hissetmedim. Belki çok daha yaşımız büyükken böyle bir şey olsa belki hissedebilirdim. Ama temkinli olmayı, kontrollü olmayı, işte garantici olmayı, hiçbir şekilde işte hata payına yer vermemeyi öğretti öyle söyleyeyim. Yani hep doğru yapmam gerekiyor, yanlış bir şey yapmamam gerekiyor gibi böyle bir yeti kazandırdı bana. Ama rezilyans dediğimiz o dayanıklılık seviyemi de yükseltti. Zaten bizim toplumda rezilyans seviyesi yüksek de benim daha da bir yükseldi. Yani daha sabırlıyım sanırım o yüzden. Şimdi düşündüğümde... Yani sen aslında onu avantaja çevirdin. Evet, bizim ailede herkes öyledir. Belki de bu o ocak olmanın verdiği şey. Çünkü size çok olumsuz kişiler geliyor. Olumsuz derken morali bozuk, işte çakraları eğer inanıyorsak kapalı, bıkmış, bezmiş, üzgün, ümitsiz, hiçbir şekilde bedeninin yaşıyor olmasının, nefesinin bile farkında olmayan, yani mutlu olması lazım nefes aldığı için ama ondan bile mutlu olmayan böyle çok negatif yüklü, enerji yüklü insanlar geliyor ve onun için sizin zaten dayanıklı olmanız gerekiyor. Ama ataerkil olduğumuz için yani erkek egemen bir toplumda olduğu için bir de o yılları düşündüğümde şimdi pek çok şey değişti ama çok işte ilkokul sondaydı. Ortaokula başladığımda tam da böyle önergenliğin başladığı işte süreç olduğu için bunu avantaja çevirmem gerekiyordu. Yani dayanıklıydım ama uygulamada sahada yetişkin olduğumda uygularken temkinli olmayı, dikkatli olmayı, işte o yüzden garantici olmayı ve benzeri öğretti. Şu anda da mutluyum yani bu yüzden çok sabırlıyım. Dayanıklı derken hani kendini övmek gibi de olmasın. Ama sabırla beklerim. Bir şeye ulaşmak için doğru şeyleri yaparım ve bir süre veririm, beklerim ve o olmuyorsa sonra da onu farklı bir şeye dönüştürebilirim ve yine olur. Önümüzdeki dönem projelerin, çalışmaların neler? Peki mesela bir eğitim açmayı düşünüyor musun? Özellikle milli eğitimle hizmet içi eğitimlerimiz çokça oluyor. Bazen işte hafta sonu böyle buluştuğumuz gruplar oluyor. Ama milli eğitimle özellikle hizmet içi eğitimleri çok seviyorum. Öğretmenlerin de her branştan öğretmenin de sanatla terapinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünmesi. Çünkü eğitimde artık disiplinler arasılıktan disiplinler üstülüğe geçmemiz gerekiyor. Geçtik yavaş yavaş ama tamamen geçmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Sanatla terapi çalışıyorsam ben güzel sanatlar alanından sanatla terapiye kaymış bir insan olarak. Benim psikoloji, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, ki eşim de arkeolog, o da üniversitede. Onunla da ortak çalışmalar biz yapıyoruz. Çünkü o dönem yaşamış olan insanların bıraktığı miras aslında bir nesne gibi gözükse de
Onun bir süreci var, yaşanmışlığı var, repertuarı var. Pek çok alanla bir arada çalışıyorum. Tıp, psikiyatristlerle çalışıyoruz, müzik terapistleriyle çalışıyoruz. Pek çoğu tıp mezunu oluyor. Sosyoloji, birçok alanla bir arada çalışabiliyoruz. Yüksek lisans sürecimde kimya mühendisleriyle, malzeme metalürji mühendisleriyle çalışmam gerekti. Türk kahvesinden bir boya yapıyordum, nasıl yapabilirim diye. O yüzden hepimizin aslında birbirine ihtiyacı var. Ve her şey farkında olmadan da birbirini tamamlıyor. O yüzden böyle farklı disiplinler üstü projeleri de seviyorum. Erasmus işte Avrupa projeleri çokça yapıyoruz. Üniversitenin araştırma projelerini çokça çok sıklıkla yaparım. Yani projeleri seviyorum çünkü oraya dediğim gibi bu disiplinler üstü alandan pek çok kişiyi ekleyebiliyorum. Bir de böyle bir hareketlilik oluyor. Mobility dediğimiz birbirimize gidiyoruz, birbirimizi ziyaret ediyoruz, birbirimizin ortamını görüyoruz. O enerji alanına giriyoruz. Bir şekilde benim bu yaşam yolculuğumda o hikayelerimden parçalar onlara da aktarıyorum ve onlar da düşünüyor ve bu evet nasıl bir şey olur? İnanmayan inanmıyor ama inanan çok dikkat ilgilerini çekiyor. Güzel böyle çok kültürlü bir ortamda bulunmuş oluyoruz aynı zamanda. Bu çok hoşuma giden bir şey. Çok kültürlü ortam benim. Muhtemelen doğduğum yerle de alakalı. Ama aile de böyleydi. Yani anneannemi her renkten, her dinden, her dilden insan gelirdi. Sadece yörükler gelmiyordu anneannem. Türkiye'nin her yerinden, bazen yurt dışından bile gelirdi. Özellikle Arap Yarımadası ve Yunan adaları. Ama yani her tür alandan ihtiyacı olan insan geldiğinden dolayı belki bu alışık olduğumda bir şey. Ama şu anda sanatla terapinin beni köklerimle bağlantılı bir yere yönlendirmesi de çok kıymetli benim için. Yani yine mesela şu anda bir projemiz var. Çok kültürlü ortamda yine sanat terapileri. İşte Finlandiya, İspanya biz ortak inşallah yapacağız. Orada da mesela baktığında 72 farklı milletten insan var. Ama ortak noktada hepimizin ihtiyacı aynı. İnsan olabilmek, bir arada olabilmek, birlikte oluşmak, paylaşabilmek, kültürel zenginliği ortaya çıkarmak, nasıl uyum sağlayacağını görmek, göçmen olmak, kadın olmak, işte çocuk olmak, erkek olmak, hepsini tartıştığımız bir ortam. Çok fazla proje var diyebilirim. Okulda da yine derslerim var. Lisansta, yüksek lisans ve doktora da sanat terapilerinin modellerini anlattığım, uyguladığımız dersler. Oraya da mesela özellikle lisans derslerinde havuz dersi oluyor ve çok fazla, çok kalabalık oluyor. Öğrenciler gerçekten böyle bir derse ihtiyaç duyduklarını, bu dersin sonunda mesela hocam gerçekten değişik bir süreç oldu, kendimi dönüştürdüm, şifalandırdım. Bu ders gibi değil de sanki işte bizim böyle çok rahatlamak için geldiğimiz bir seans, atölye, hani ne derseniz, geldiğimiz bir yer gibi oldu diye dönüşler alıyorum. Yani birbirimize ne kadar faydamız olabilirse acık bir şey ama belki de birçok kapıyı açacak bilemiyorum. Peki benim sormak istediğim şey şu aslında. Hani mesela ben senin bir eğitimine katılmak isterim. Benim gibi katılmak isteyenlere bir alan açacak mısın önümüzdeki dönemde? Online Evet. olacak. Evet, online eğitimler oluyor. Özellikle uzaktan eğitim, üniversitemizin KabuSem dediğimiz uzaktan eğitim sistemi var. Orada yapacağız. İsteyen şehirler arasında milli eğitimde çalışanlar hizmet içi eğitim için çağırabilirler. Ve bazen de hafta sonu böyle online yine eğitimlerimiz oluyor farklı işte kurumlarla. Öyle diyebilirim. Hani net şu kurum demeyeyim de şimdi ama farklı kurumlarla böyle müfredatlar hazırlıyoruz. Online oluyor. Dijital sanat terapileri çünkü var şu anda Amerika'da bunun hatta yüksek lisans doktorası fakülte aşamaları da var. O yüzden online'da herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burada olursa bazen süpervizyonu oluyor, yüz yüze de oluyor. Yani belli bir kısmını yüz yüze de yapıyoruz. Bu şekilde. Bunu duyurursun herhalde değil mi sosyal medya Evet, hesabında? sürekli paylaşıyoruz. Biraz sohbet sırasında konuştuk ama bir pratik yaptırma şansımız olur mu kısa da olsa? Tabii yaptırabiliriz. Kısa bir beden taraması, en temel çalışma. Psikoterapilerde de çok kullanılan, sanat terapilerinde de çok çok kullanılan, özellikle öz şefkat temelli pratiklerde, mindfulness temelli pratiklerde kendini keşfetmekle ilgili özünü, içini, içinde yarattığı duyguları keşfetmekle ilgili çok güzel bir pratik. Ama sanat terapi pratiklerinin çoğunda öncesi de imajinasyon süreci olur. Yani imgeleme, gözümüzü kapatıp o şeyi imgeleme. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Evet. Tamam. Öncelikle gözlerimizi kapatıyoruz.
Her zaman derin bir nefes alacağız. Burnumuzdan ilk nefesi ağzımızdan vereceğiz. Meditasyon tekniklerindeki gibi. Ve akabinde burnumuzdan nefes alıp vermeye devam edeceğiz. Normal nefes alışımdayım. Bulunduğum ortamda şöyle bir rahatlayacağım. Omuzlarımı düşür. Rahatla. Yavaşla. Kalp atışını hissetmeye çalış. Damarların bedeninde. Onlara hem şükret hem de kan akışı devam ettiği için seslerini duymaya çalış. Son dönemde gerçekten seni yoran, üzen, telaşlandıran, kıran, kontrol edemediğin ya da bir problem, bir sorun, bir durumu düşün. Bir kişi de olabilir bu. Bilemiyorum. Ve bunu düşünürken bunun bedeninde konuşlandığını düşün. Yani bu bedeninde olsaydı nerede olurdu? İşte kafandan ayağına kadar şöyle bir gezin. O problem, o düşünce, o yorgunluk, o üzüntü, o kırgınlık bedeninin neresinde? Bedeninin neresinde yerini bulduysan hangi şekilde? Hareket halinde mi? Herhangi bir şekle benziyor mu? Bir geometrik şekli olabilir. Hiç geometrik olmayan değişik bir şekil olabilir. Ve şekliyle beraber hangi renkte? Varsa bir kokusu, yoksa olduğu yer, yerler birden fazla da olabilir. Şekli, rengi ve dokusu. Nasıl bir dokusu var? Tırtıklı, yumuşak, çamur gibi, akışkan, sıvı gibi, kumaş gibi, ne bileyim. Ve o şeyi bulduğunda yerini, rengini, dokusunu, şeklini, biçimini hazır olduğumuzda gözlerimizi açıyoruz. Ve akabinde bunu çizerek göstereyim. Şimdi ekrandan paylaşmayla vakit harcamayalım isterseniz. Bir beden şablonu veriyorum genelde. Bu ergenlerle çalışırken çocuklarla yapmam gerekiyorsa basit şekliyle bir saniye. Bu şekilde bir beden düşüneceğiz. Tabii şimdi ışıktan çok Evet. görünmeyecek. Göründü sanırım. Yani başım, kollarım, bacaklarım gibi. Ama hepsi olmak zorunda değil. Sanat terapilerinde en önemli şey herhangi bir estetik kaygının olmaması. Güzel, iyi, kötü, çirkin. Aa, resmin kötü senin, hiç çizememişsin. Ya da sen çok kötü dans ediyorsun. Ay, sesin ne kadar kötü. Ay, çalamıyorsun, kulağın yok. Böyle eleştiriler yok sanat terapilerinde. Sanat terapilerinde bizim görmek istediğimiz şey, bunu imajinasyon esnasında imgele dediğimde ya da düşün ya da duygularını çiz. Aklına ne geliyorsa işte Zentangle yaptırıyoruz bazen, çizgi çalışması işte. İçinden geldiği gibi o anki Ali'yi düşün ve onu bir çizgiye dönüştür dediğinizde biz kişinin bilinçaltındaki yansımasını dışa vurmasını istiyoruz. İmgelerle ya da işte bir çizgiyle, bir sözle, bir sesle, bir şiirle. Çünkü sanat terapilerinin bir sürü alt dalı var. Şiir de var, dans da var, fotoğraf da var, deneme yazmak da var. Yani her şey var. Bu beden şablonu dedim ama bazen bedenini mesela elma gibi yapıyor. İşte ailesi hep ona şey dermiş. Bal kızım, balım, bal damlası gibi yapıyor bedenini mesela. Çünkü o şeyden kurtulamıyor. Hep öyle adlandırılmış. Beden yapıyorsam da bedenimin her neresinde, bu nasıl bir renkte boyuyoruz? İşte bazen renk psikolojisine giriyoruz, renklerin anlamı. Ama bu Jung'un şeyine çok katılıyorum, kolektif bilinçaltı durumuna. Mavi bizde çok kullanılan bir renk olabilir, eski yaz rengimiz. Türkik coğrafyada mavi çok kıymetli, gök rengi bir kere, her şeyden önce gök tengri inancı vesaire, göksel bir durum var. Ama Afrika'da biri için mavi aşk da temsil ediyor olabilir. Bulunduğunuz coğrafyaya göre de renk psikolojisine göre değerlendirme, analiz etme ya da dediğim gibi fal bakar gibi bir yorum yok. Sen bunu yapmışsın, sen şöylesin, böylesin demek yok. O yüzden projektif testlerin de güvenilirliği birazcık yitirildi.
Yani resim yorumlama, resim analizlerinde işte sayfayı doldurduysa hiperaktif, şöyle yaptıysa şizofren falan gibi böyle şeyler veriliyordu ve puanlamalar yapılıyordu. O çıkan puana göre de karar veriliyordu. Onun da güvenilirliğinin yitirilmesi bize fal bakar gibi bir yorum olmadığını ve aynı zamanda da yaşanılan coğrafyaya, kültüre göre de bu imgelerin anlamlarının değişebileceğini gösterdi. Ama evrensel birliktelikte hepsi birbiriyle de bağlantılı. Elma Afrika'da birisi için işte yasak bir ilişki vesaire. Yani biz de öyledir ya rüyalarda evlilik, aşk anlamına gelmeyebilir. Ama elmaya çok benzeyen bir meyve yine o anlama gelebilir gibi. O birazcık coğrafya ve antropoloji bilgisi de biraz devreye girmiyor değil. Sosyal özellikle antropoloji. O yüzden okumaların da çok yapılması gerekiyor. Böyle bir uygulama bu. Öz şefkat temelli çalışmalarda, stres, öfke kontrolünde de kullandığımız oluyor. Aslında bunu yönlendirmek tek bir şey için kullanılmıyor sanat terapilerinde bir pratik uygulama. Yani bunu sadece öfke kontrolünde kullanabilirsin diye bir şey yok. O bulunduğun, yapılandıracağın ortama göre de bazen dönüştürebiliyorsun, uygulayabiliyorsun. Zaten modelleri var. Modellere göre onları yine yapılandırabiliyorsun. Aynı zamanda dediğim gibi kuramlara göre de dönüştürebiliyorsun. Ben dediğim gibi John Dewey ekolünde çalıştığım için zaten yaparak yaşayarak öğrenme modelini benimsiyorum. Yaparak yaşayarak aynı zamanda kendini de dönüştürmen gerekiyor. Yaşayarak kısmında bir dönüşüm de yaşıyor kişi. Finlandiya ile de o yüzden çok uyumlu çalışıyorum. Çünkü onların eğitim devrimi John Dewey'e bağlı. İskandinav ülkeleriyle de bu noktada evet çok sağlıklı böyle bu pratiklerin hepsini rahatlıkla uyguladım mesela. Hiçbir sıkıntı olmadı, anlamadıkları olmadı. Bazı ülkelerde çünkü anlamıyor, bakıyor, ne yapacağını hiç anlamıyor. Ama İskandinav ülkeleriyle öyle bir sıkıntı hiç yaşamadım mesela. Çok ilginçtir. Yani kültürel farkında olmadığımız bir simbiyotik bağ var sanırım. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Son olarak yolda olanlara ne söylemek istersin? Bir kere asla vazgeçmemelerini söylerim. Yani inandıkları şeyde asla vazgeçmesinler, kendilerine inansınlar, öz şefkat göstersinler kendilerine, özünde yatan kendine sıkı sıkı sarılsın. Bununla beraber asla kendi ve özündeki kendiyle hiçbir şekilde bir utanç duygusu içerisine girmesin. Ona sımsıkı sarılıp ona sahip çıksın. En doğru yolu aslında o özde yatan, atalarından gelen, iyi ya da kötü onu dönüştüren, şifalandıran şeyler hayat yolculuğunda ona ışık oluyor, yol gösteriyor. Yapması ya da yapmaması gereken şeyleri işaret ediyor. İşaretleri iyi okusunlar. Hayat bize, evren bize çok güzel işaretler gönderiyor aslında. Onları doğru okumak, doğru okuyup çözmek, bulmaca gibi. Çözdükten sonra da o yola doğru gitmek. Çünkü her şeyde tevekkül değil, her şeyi de birisinden beklemeyeceğiz. O işaretleri doğru okumak çok önemli. Ve ben hep iyi düşünmenin, yani iyi niyet mi dersiniz, kendi önüme bakmanın çok faydasını gördüm. Ben sadece kendime bakarım. Yani bu at gözlüğüyle bakıp kimseyi görmemek, fark etmemek değil. Hiç kimsenin hiçbir şeyini kıskanmam, hiç kimsenin hiçbir şeyinde ah bende de olsa keşkelerim olmaz. Keşkeyi çok kullanmam. O yüzden asla vazgeçmeyip inandığı yolda hiç kimseye zarar vermeden, bunu hırsa dönüştürüp zarar vermeden inandığı yolda asla vazgeçmeyip ilerlemelerini ve işaretleri iyi okuyarak yollarına kendileriyle sakin bir şekilde devam etmelerini söyleyebilirim. Bu aslında kişi kendini şifalandırırsa herkes şifalanıyor. Yani önce ben ama bu bencil olmak demek değil. Kendimi bildikten sonra gerisi çok da sıkıntı olmuyor birey için. Yani ben kendimi biliyorum zaten. Ve öz şefkat eksikliğinden dolayı çok fazla özgüven eksikliği olduğunu görüyorum. Ama burada tabii hoş bir özgüvenden bahsetmiyorum. Kişiler kendi geçmişini kucaklayamıyor. İşte hala görüyorum annesinden utanan, babasından utanan çocuklar oluyor. Ya hayat tabii ki bazı şeyleri öyle yapmış olabilir. Benim babam da çok güzel şeyler yapmadı yani. Ama kabul yani kabul edecektim bir kere. O kişi öyle. O kişiyi değiştiremiyorsun. Kabulden sonra gerçekten o affediş ve tamamen onun enerjisinin negatifinin bedeninden, zihninden de arındığını görüyorsun. Bu çok güzel bir duygu ve bununla da büyüyorsun. Bir level atlıyorsun aslında. Yani level'da demeyeyim ama bir seviye atlıyorsun. Ve o seviyeyle beraber yine yaparak, yaşayarak öğrenme modeli gibi işte Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi gibi yavaş yavaş tırmanarak ilerliyorsun. Hayat çok kısa zaten. Ama vazgeçmeyin, işaretleri iyi okuyun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum Ben geldiğin için. teşekkür ederim.
Yüz yüze de tanışırız. Anneannenle de tanışmayı çok istiyorum Umarım. hatta. Ben de çok mutlu olur. Bahsettim biraz. Çok heyecanlandı. Ben her şeyi anlatırım dedi böyle. Tamam. Çok sağ ol Çünkü Eda. konuşulmayan şeyler bunlar gerçekten. Bizim ülkemizde yörükler evet saygı duyulan bir şey. Ama bildikleri çok da böyle kitaplaşmamış, yazılmamış, çok fazla dile gelmemiş. Şimdi mesela geleneksel tıp araştırma merkezleri kuruldu. Tamamen yörük pratiklere bakıyorum. Alternatif tıp tamamen. Onun adı biraz böyle herhalde Amerikalılaşma durumu söz konusu. Ama oysa ki kök boyaları kullanımı falan. Yani düşündüğümde mesela kök boyalar da vardı. Aklıma gelmedi ama umarım iyi olur. Senin kitabında olur umarım da İnşallah. güzel olur. Tamam. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için çok güzel, keyifli bir sohbet olmuştur. 28 Şubat'ta sevgili İlkün Amitabha ve Elif Özkoç'un konuk olacağı aşk buluşmaları olacak. Bununla ilgili detaylar çok yakın zamanda Instagram adresinde paylaşıyor olacağım. YouTube kanalıma abone olmayı ve eğer bu videolar gerçekten hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi her zaman ister YouTube'dan ister Instagram'dan bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.